Criminelda'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Videoyu izledikten sonra bana destek olmak isterseniz de like atmanız yeterli. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden bulduğum, videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. Bugün sizlerle işleyeceğimiz davanın her saniyesinde neden diye sorup duracaksınız eminim. Ben araştırırken şok oldum. Sizleri daha fazla meraklandırmadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlerle Grant Amato'dan bahsedeceğiz. Grant 20 Mayıs 1989'da Florida'da dünyaya geliyor. Babası Chad bir eczacı, annesi Margaret ise bir firmanın operasyon müdürü. Kendisinin kendinden büyük iki kardeşi daha var. En büyük kardeş Jason ve ortanca olan Cody. Özellikle yaşları birbirlerine daha yakın olan Cody ve Grant çok iyi anlaşıyorlar. Aynı liseye gidiyorlar, lisedeyken beraber halter takımına katılıyorlar. İkisi de futboldan çok hoşlanıyor ve sık sık Florida Gators maçına gidiyorlar. Liseden sonra her ikisi de Central Florida Üniversitesi'ne gidiyorlar ve burada hemşirelik bölümü okuyorlar. Hemşirelik okuduktan sonra yine her ikisi de bir anestezi kursuna yazılıyorlar. Bu kurstan sonra bir sertifika alacaklar ve bu şekilde anestezist olarak çalışabilecekler. Cody bu kursu başarıyla tamamlıyor ve belgesini almayı başarıyor. Ama Grant aynı şekilde değil. Grant maalesef başarısız oluyor. Yine de hemşirelik mezunu olduğu için Advent Hilton Orlando Hastanesi'nde işe girmeyi başarıyor. Ama bu çok uzun soluklu bir iş olmuyor. Çünkü 2018'in Haziran'ında hastane bazı ilaçların sürekli kaybolduğunu fark ediyor ve az miktarda değil. Sürekli belli ilaçlar kayboluyor. Bir soruşturma başlatıyorlar ve bu soruşturma sonrasında bunu yapan kişinin Grant olduğu ortaya çıkıyor. Hem işten atılıyor hem de firma polise ihbar ediyor onu. Bu yüzden kendisi tutuklanıyor. Bu noktada onun yardımına kardeşi Cody koşuyor. Cody 8.000 dolar ödeyerek çok iyi bir avukat, çok başarılı bir avukat tutuyor ve Grant'in hapisten çıkmasını sağlıyor. Grant her ne kadar hapisten çıksa da işler yolunda değil çünkü artık çalışabileceği, para kazanabileceği bir işi yok. Tamamen evde bomboş bir zamanı var ve ne yapacağını bilemiyor başlarda. Sonra kendisine video oyunlarına veriyor. Bu oyunları oynadıktan sonra aklına bir fikir geliyor ve belki bunları çekip üzerinden para kazanabilirim diye düşünüyor. Sosyal mecralara yüklemeyi planlıyor. Aynı zamanda da Twitch'te yayıncı olmayı hayal ediyor. Bu hayalini gerçekleştirebilmek için hemen adım da atıyor zaten. Ailesine de bundan bahsediyor. Oyun oynarken bunların video kaydını alıyor ve yüklemeye başlıyor bazı platformlara. Ayrıca Twitch'te de yayınlar açmaya başlıyor. Yine de tabii ki beklediği hızda gitmiyor bazı şeyler. Çok yavaş ilerliyor her şey. Grant zamanının çoğunu video oyunlarına harcasa da başka yapmayı sevdiği bir şey daha var. O da yetişkin içerikleri tüketmek. Bir noktadan sonra bu tüketim öyle bir boyuta ulaşıyor ki Grant ücretli sitelere kaydoluyor ve belli ücretler ödeyerek direkt kamera kızlarıyla konuşmaya başlıyor. Silvia Venceslavova da bu kızlardan bir tanesi. Kendisi Bulgar bir kamera kızı, Silvi takma ismiyle sitede yer alıyor. Kendisinin bağlı olduğu sitede yapmış olduğu her görüşme sitenin sistemine göre 90 jeton ediyor. Ve Silvia her gece 4 saat boyunca yayın yapıyor. Grant Silvi'den çok etkileniyor çünkü gerçekten çok güzel bir kadın ve onunla daha fazla vakit geçirmek istiyor. Onunla iletişim kurabilmek istiyor ve onu izlemek istiyor. Bu yüzden tek seferde 600 dolarlık jetonlar almaya başlıyor. Hatta bir gecede 2500 dolar harcadığı oluyor bu jetonlar için. Sürekli 600-600 yüklemeler yapıyor. Ayrıca Grant Sylvie'yi etkileyebilmek için ona kendinden bahsederken tamamen farklı birinden bahsediyor. Kendisinin çok zengin olduğunu, araçları olduğunu ama en çok BMW'sine binmeyi sevdiğini söylüyor. İşiyle ilgili yalanlar söylüyor ve bu şekilde onu etkilemeye çalışıyor. Aslında Sylvie için bu çok önemli bir durum değil. Çünkü Grant gibi birçok onu izlemek isteyen ve para ödeyen kişi var. O yüzden aslında Grant'in anlattıkları şeyler Sylvie için hikaye gibi bir şey. Çok da umurunda değil. Ama Grant bir şekilde Sylvie'yi etkileyebileceğini düşünüyor. Bir noktadan sonra kendini ona daha fazla gösterebilmek için jetonla onu izlemenin dışında ayrıca ona hediyeler göndermeye başlıyor. Giyebileceği, yayında kullanabileceği kıyafetler, yayında kullanabileceği aletler, çiçekler ve nakit paralar gönderiyor. Birkaç ay içinde Grant bu Sylvie tutkunluğu yüzünden 200 bin dolarlık para kaybetmiş durumda. Ve tahmin edersiniz ki bu kendi parası değil.
Zaten Grant işsiz ve ailesine bağımlı yaşayan birisi. Bu paralar ailesi ve akrabalarından tırtıkladığı paralar. Ailesi başta bu paranın gidişatını fark ediyor. Tabii ki 200 bine ulaştığı değil, daha öncesinde. Ve Grant'a bunu sordukları zaman onun açıklaması, yayıncı olabilmek için yapmam gereken bazı şeyler var, ödemem gereken bazı şeyler var. Bunları vermeliyim ki daha sonrasında ben de kazanabileyim diyor ve ailesi ses çıkarmamaya çalışıyor. Çünkü zaten artık işsiz kalmış, zaten bunalımda. Belki hayal ettiği işi bu şekilde sağlayabilirse hem psikolojik açıdan daha iyi olur hem de gerçekten uğraşabileceği bir işi olur. Bunu destekliyorlar o yüzden. Ama daha sonrasında aile bu durumun peşine düşüyor ve Sylvie'yi de öğreniyorlar. Giden paraların tamamını da, ne kadar olduğunu da öğreniyorlar. Grant sınırı o kadar açmış ki bir noktada babasının üzerine kredi çekmeyi bile denemiş. Ama tüm bunlar sonucunda tabii ki mali durumları tepetaklak olduğu için birdenbire normalde varlıklı denebilecek bir aileyken ellerinde neredeyse hiçbir şey kalmadığı için aile artık evlerini ipotek ettirip kredi çekmek zorunda kalıyorlar. Çünkü Grant inanılmaz derecede borç yapmış durumda. Kredi kartları, krediler, patlatabildiği ne varsa patlatmış. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Grant'in hayatını düzeltmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Özellikle Cody kardeşine aşırı bağlı, onu mutlu edebilmek için her şeyi yapmaya hazır. Bu olaylardan sonra onu ödüllendirir gibi neredeyse bir Japonya tatili düzenliyor. Cody, Grant ve bir arkadaşları hep beraber Japonya'ya gidiyorlar. Bu tatil için Cody 10 bin dolar ödüyor. O kadar mali sıkıntıya girmişken sırf Grant mutlu olsun, kafası dağılsın, artık normal hayata dönsün diye böyle bir masrafa giriyor. Ama tatil dönüşünde Grant ve babası Chad'in arası daha fazla gerilmeye başlıyor. Çünkü artık Chad dayanamayacak durumda. Grant için her şeyi yapıyorlar ama o hiçbir düzelme göstermiyor, bir iş aramıyor, hiçbir şey yapmıyor. Bu yüzden sürekli onunla iş konusunda kavga ediyor. 19 Aralık 2018'de yine aynı sebeplerden evde bir tartışma çıkıyor. Bu tartışma sonrasında Grant bazı eşyalarını yanına alıp evi terk ediyor. Terk ettikten sonra annesi Margaret'a mesajlar atıyor ve her şeyden bıktığını, olayları artık kendi yöntemiyle çözeceğini yazıyor. Margaret bunu okuduktan sonra aklına kötü şeyler geliyor çünkü Grant depresyonda olduğunun farkında ve kendine zarar verebileceğini düşünüyor. Bu yüzden hemen polis ekiplerine durumu bildiriyor, endişesini anlatıyor ve oğlu için kayıp ihbarında bulunuyor. Aynı gün Grant teyzesi Donna'nın evinde ortaya çıkıyor. Donna'nın yanına gitmiş. Donna'nın evinde kaldığı ve kalacağı süreç boyunca gündüzleri tamamen uyuyor. Geceleri yine her zamanki mesaisine başlıyor. Ama burada da işler yolunda gitmiyor. Zaten birkaç gün orada kalıyor ama birkaç gün içerisinde Donna hesabında değişiklikler görmeye başlıyor. Hesabından yüksek miktarlarda para çıkışı var. Bunun ne olduğunu anlamaya çalışıyor ve baktığı zaman görüyor ki bu belli sitelerde harcanmış bir para. Ve Grant'in artık namı yürüdüğü için Donna bu sitenin Grant'in kullandığı site olduğunu anlıyor. Ve artık kendi hesabından da para çalıp Sylvie'ye yatırdığını fark ediyor. Bunun üzerine hemen Chad'i arıyor ve olanları anlatıyor. Neyin peşinde olduğunu anlatıyor Grant'in. Yani ne olursa olsun bir şekilde birilerinden alıp çalıp bu kıza para yatırmak istiyor bu çocuk. Ben artık şikayet edeceğim onu, hem size hem bize eziyet diyor. Chad bu konuşma sonrasında Donna'ya yalvarıyor resmen. Ne olur şikayetçi olma, ben elimden geleni yapacağım, onu düzelteceğim diyor. Cody de görüşüyor Donna'yla. Cody de kardeşinin tüm borcunu kendisinin üstlendiğini, hepsini ona tek tek ödeyeceğini, her kuruşuna kadar ödeyeceğini söylüyor ve taahhütte bulunuyor. Donna'yı bu konuşmalarda en çok şaşırtan şey ise Chad'in çaresizlikten telefonda ağlaması. Chad ağlayarak Donna'ya belki daha fazla çalışmam gerekecek, emekliliğimi ertelemem gerekecek, mal varlığımı satmam gerekecek ama sorun değil, Grant için her şeyi yaparım. Yeter ki o hapse girmesin, lütfen ondan şikayetçi olma deyip ağlıyor. Bu konuşma sonrasında Donna şikayetçi olmamaya karar veriyor ve bu konu bu şekilde kapatılıyor. 22 Aralık'ta aile Donna'nın evine gidiyor. Chad, Margaret, Jason, Cody hep beraber gidiyorlar ve gittiklerinde orada birazcık Grant'le görüşüyorlar. Daha sonrasında da onu bir rehabilitasyon merkezine yatırmak istediklerini söylüyorlar. Daha doğrusu Chad zaten onun için bir yer ayırtmış. 60 günlük bir rehabilitasyon olacak bu. Sadece tek yapması gereken Grant'ın bunu kabul edip 60 gün sabretmesi. Grant de bunu kabul ediyor. Aynı gün onu Donna'nın evinden aldıktan sonra hemen rehabilitasyon merkezine götürüyorlar ve yatışı yapılıyor. Normalde dediğim gibi 60 gün sürmesi gerekiyor bu rehabilitasyonun ama 2 hafta sonra Grant bu operasyondan ayrılıyor. Tedavi görmeyi reddediyor yani. Grant her ne kadar bu tedaviden erken ayrılmış olsa da Chad'in bu kliniğe yapmış olduğu
olduğu bir taahhüt var. 15 bin dolarlık bir ödeme yapması gerekiyor. Ve yine tüm bu zorlukların içerisinde elleri bomboş dönmelerine rağmen o parayı ödemek zorunda kalıyor. Rehabilitasyondan döndükten bir gün sonra Chad oğlu Grant'i alıp bir yemeğe gidiyor. Öğlen yemeğine gidiyorlar beraber. Burada Chad Grant'e bir liste veriyor. Bu liste Grant'in evde kalabilmesi için uyması gereken kurallar. Bu kurallar şunlar. Grant'in telefon faturası artık ailesi tarafından ödenmeyecek. Hiçbir şekilde internet paketi olan bir paket kullanmayacak. Tarifesi tamamen değiştirilecek. En kısa sürede yeniden tedavi alacak. En kısa sürede kendisine bir iş bulacak. Aynı zamanda asla ve asla ne olursa olsun Sylvie ile tekrar iletişime geçmeyecek. Bu en önemli kural. Eğer bu kuralı aşarsa, çiğnerse hemen evden atılacak veya askere gönderilecek. Grant de bu kuralları kabul ediyor ve tekrar evine dönüyor. Aslında Chad zaten Grant Rehabilitasyon Merkezi'ne yattığında bazı önlemler almış durumda. Mesela bu önlemlerden bir tanesi Sylvie ile iletişime geçmek. Chad Sylvie'ye olan biten her şeyi anlatıyor. Grant'in ona bahsettiği gibi bir insan olmadığını, ailesinin yanında yaşayan, işi gücü olmayan herhangi biri olduğunu söylüyor. Ona gönderdiği paraların da akrabalarından, kendilerinden arakladığı paralar olduğunu söylüyor. Ve bir baba olarak senden rica ediyorum lütfen oğlumla bir daha görüşme. Seninle iletişime geçerse onu kabul etme diyor. Sylvie de bunu kabul ediyor çünkü daha önce de dediğim gibi bu onun için çok da önemli bir şey değil. Grant'in yeni çok hızlı da olabilir. O sadece herhangi bir müşteri. Bu yüzden Chad'in isteğini kabul ediyor. Ayrıca Chad bilgisayarda Sylvie ile ilgili bulabileceği her şeyi siliyor ve bilgisayarın şifresini değiştiriyor. Grant girip tekrar oradan resimlerine bakmasın veya ona ulaşmaya çalışmasın diye. Grant Sylvie ile hiçbir şekilde iletişim kuramıyor artık. Yapabileceği hiçbir şey kalmadı. Ama onu özlüyor. Onunla tekrar konuşmak istiyor. Bu yüzden sürekli annesine darlamaya başlıyor. Ne olur bana telefonunu ver, en azından son bir kere mesaj atayım, bir vedalaşalım, başka hiçbir şey yapmak istemiyorum diyor. Ve bir noktada annesini ikna etmeyi başarıyor. Annesinin telefonundan Twitter'a giriyor ve Twitter'dan Sylvie'ye mesajlar atmaya başlıyor. Hiçbirine cevap alamıyor ama tekrar tekrar atmaya devam ediyor. Bu olayın açığa çıkması da çok kısa bir zaman alıyor. Chad bu durumu fark ediyor. 24 Ocak gecesinde bu olay açığa çıkıyor ve evde resmen kıyamet kopuyor. Chad başta kuralları söylerken çok net altını çizdiği gibi Grant'i evden atıyor. Şimdi 25 Ocak gününe geldiğimiz zaman Cody iş yerine gitmiyor. Telefonla onu arıyorlar ve hiçbir şekilde aramalara cevap vermiyor. Cody bu iş yerine 5 yıldır çalışıyormuş ve hiçbir gün böyle bir şey olmamış. İş arkadaşlarının bazıları da evdeki durumları biliyorlar. O yüzden endişelenmeye başlıyorlar. Bunun için iş yerinden birisi polis ekiplerini arıyor ve arkadaşım işe gelmedi, bunu hiç yapmazdı. Ona zarar gelmesinden çok korkuyorum. Depresyonda olan bir erkek kardeşi var ve kötü şeyler yapmış olabilir. Çok endişeliyim. Lütfen onu kontrol edin. Sağlıklı mı diye evine gidip bakın diyor. Bu arama sonrasında polisler hemen harekete geçiyorlar. Saat 9.15'te ailenin evine gidiyorlar. Eve gittikleri zaman kapıyı ne kadar çalarlarsa çalsınlar açan olmuyor. Ve bunun sonrasında zorla giriş yapıyorlar. Eve ilk girdiklerinde gördükleri ilk kişi Cody. Garaj yoluyla evin ön kapısı arasında, yani yine içeride olacak şekilde yerde yatar halde bulunuyor. Yanında bir tabanca var. Yerde boş kovanlar var ve hemen gözünün altından vurulmuş. Yani dışarıdan bakıldığı zaman kendi kendine bunu yapmış gibi görünüyor. Ayrıca üzerinde iş yeri üniforması var ve hemen yakınında da iş yerine giderken kullandığı böyle beslenme çantası gibi yemek götürdüğü bir çantası var. Evin biraz daha içerisine doğru ilerlediklerinde mutfakta Chad'i buluyorlar. Chad ise kafasından aldığı iki atış sebebiyle hayatını kaybetmiş. Çalışma odasına ulaştıklarındaysa bilgisayar masasında sandalyesinde oturmuş şekilde Margaret'la karşılaşıyorlar. Margaret da başının arkasından bir atış almış ve o da yine hayatını kaybetmiş. Hayatını kaybetmeden önce bilgisayarda iş üstündeymiş. Olay yerinde atış sayısı kadar boş kovan bulunuyor. Yani toplam 4 tane boş kovan var. Bu kovanlar Cody'nin elinde bulunan tabancayla eşleşecek mi diye kontrol ediyorlar ve eşleşiyor. Ama ne Chad'in ne Margaret'in ne de Cody'nin bedenindeki kovanlarla eşleşmiyorlar. Evde Cody'nin elindeki dışında 2 tabanca daha var. Onlarla da eşleşmiyor. Polis ekipleri bu sefer komşularla konuşmaya başlıyorlar. Herhangi bir şey gören duyan var mı diye. Sadece komşulardan bir kadın akşam 8.30 ile 9.30 arasında tam kestiremediği bir süreçte atış sesi duyduğunu söylüyor. Ayrıca daha sonrasında ulaşılan Cody'nin kız arkadaşı da muhtemel hayatlarını kaybettiği saatten daha sonraki saatlerde
Cody ile mesajlaştığını söylüyor. Zaten olay yerinde Cody ve Chad'in telefonu bulunamıyor. Yani bu telefonları olayı gerçekleştiren kişi alıp gitmiş ve belli ki Cody'nin sevgilisiyle konuşmuş. Ailenin kayıp üyesi Grant olduğu için Grant'ı aramaya başlıyorlar o nerede ne durumda diye. Ve ertesi gün bölgeye yakın bir motelde buluyorlar onu. Gönüllü olarak görüşmeye gelmesini istiyorlar ve Grant de icabet ediyor, hiçbir sorun çıkarmıyor. Grant gittiği zaman onunla konuşmaya başladıklarında ailesiyle ilgili yaşadığı olumsuzluklardan bahsediyor, Sylvie'den bahsediyor. Çocukken Jason ve kendisinin babasından şiddet gördüğünü söylüyor ama Cody görmemiş, sadece ikisi görmüş. Söylediğine göre Chad kızgın ve zorba bir babaymış. Bunların hepsini anlatıyor ama asla aileme ne oldu diye sormuyor polisler bir şey söyleyene kadar. Durumlarının ne olduğunu merak etmiyor. Neden orada olduğunu merak etmiyor. Polisler konuyu olanlara getirdiğinde ise ailesinden para çalma gibi kötü şeyler yaptığını ama ailesine asla bunu kendisinin yapmadığını söylüyor. Ve pek de bir duygu belirtisi yok. Bunları söylerken ailesinin başına gelenleri öğrendiğinde çok da bir duygu göstermiyor. Olayla ilgili savunması da şu, kendisi zaten bir gece önce evden kovulmuş. Önce 21.30'da evden çıktım diyor. Daha sonrasında ise gece yarısından sonra evden çıktım diyor. Bunu söyledikten sonra polis ekipleri tek tek aile üyelerinin fotoğraflarını çıkarmaya başlıyorlar. Olay yeri fotoğraflarını. İlk olarak Cody'yi çıkarıyorlar. Cody'yi bu şekilde bırakıp gittin mi yani diyorlar. Çünkü zaten ölüm saatleri artık belirlenmiş durumda. Ve ilk fotoğrafı gördüğü zaman Grant duygulanmaya, böyle ağlamaklı olmaya başlıyor. O yüzden sırayla Chad ve Margaret'ın da fotoğraflarını gösteriyorlar ve en sonunda ona neler olduğunu biliyoruz, artık itiraf et, saklamaya çalışma, biz zaten olanların farkındayız diyorlar. Ama Grant hiçbir şekilde çözülmüyor. Söylediğine göre daha öncesinde olumsuz şeyler yaptığı için kendisi sadece yaftalanıyormuş. Bu olayla asla bir ilgisi yokmuş. Grant'ı çözmek için abisi Jason'ı da sorgu odasına getiriyorlar. Jason yalvarıyor resmen Grant'e, ne olduysa bize doğru düzgün anlat diye. Ama Grant yine çözülmüyor. En sonunda Jason, senin için dua edeceğim çünkü artık ailemin diğer üyeleri için herhangi bir şekilde dua edemiyorum deyip sorgu odasını terk ediyor. Şimdi polisler Jason'ın masum olduğuna nasıl kanaat getirdi, neden onu Grant'le soruşturma odasına, görüşme odasına aldılar diye düşünebilirsiniz. Jason'la ilgili de şunlar oluyor. Jason görüşmeye çağrılıyor. Zaten Grant bulunmadan önce Jason'la görüşüyorlar ve Jason bu görüşme içerisinde yaptığı her şeyi ayrıntılı şekilde anlatıyor. O gün akşam 6'ya kadar iş yerindeymiş. İş yerinden çıktıktan sonra kız arkadaşı ve onun iki kızıyla buluşmuş. Hep beraber bir restoranda yemek yemişler. Daha sonrasında kız arkadaşında kalmışlar. Sabah da onun kızlarını okuluna bırakmış aracıyla ve tekrar işine gitmiş. Daha sonra da zaten bu haberi aldığı için polis merkezine gidiyor. Ve söylediği her şeyi tek tek kanıtlayabiliyorlar. Kız arkadaşı da onun lehine tanıklık ediyor. Yine de Jason'ın da evi ve arabası da aranıyor ama herhangi bir kanıt, olayla bağlantısı olabilecek herhangi bir şey bulunamıyor. Buna karşılık Grant'ın söyledikleri ise çok şaibeli. Hem saat konusunda değişikliklere gitti hem de hangi saati verirse versin uyuşmuyor söyledikleri. Bu şüpheler sebebiyle 28 Ocak'ta Grant artık 1. derece 3 ölüme sebebiyetten tutuklanıyor. 750 bin dolarlık bir kefalet belirleniyor ve bu kefaleti aile mirasından ödemesi yasaklanıyor. Muhtemelen zaten böyle bir miktar kalmamıştır ama belki kalanını toparlayabilir diye aile mirasından çekemeyeceği, alamayacağı da kefalet maddelerine ekleniyor. Şimdi iddia makamına göre neler oldu onlardan konuşalım ve daha çok delilden bahsedeyim size. İddia makamının sunduğu şeyler şunlar. Grant o gün gününü evde annesi Margaret'la geçiriyor. Margaret da hatırlarsanız zaten bilgisayar başındaydı bulunduğunda. Bilgisayarda işiyle ilgili şeyler yapıyor. Saat 16.44'te son kez işlem yapılmış bilgisayarda. 16.45'te ilk olarak Grant'in Margaret'ı hayattan kopardığı düşünülüyor. Koltukta otururken arkasından ateş edilmiş. Chad'e gelecek olursak, Chad'le ilgili de şöyle bir şey fark ediliyor. Chad iş yerinden çıktıktan sonra aracına biniyor. Araçtan muhtemelen indiği saat olacak ki 67 adımlık bir yürüme mesafesi var. Bu da evin garajından mutfağa gidebilecek kadar bir adım. Mutfağa gittikten sonra o da yine kafasından ateş edilerek hayattan koparılıyor. Ama Chad'de diğer ikiliden farklı olarak şöyle bir durum var. İki ateş var. Bunun sebebi de şu. İlk ateş edildikten sonra Chad hayatını kaybetmiyor direkt. Çünkü yerde sürtünme izleri var. Telefona doğru ulaşılmaya çalışılmış muhtemel telefon konumuna. Bu
yüzden direkt ölmediği için ikinci atış yapılmış. Chad'in ölümü de saat 17.30-17.40 arasında düşünülüyor. Saat 9-9.30 civarlarında da Cody bu sefer işten dönüyor. İşten döndüğünde daha eve tam giremeden garajla ev arasında o da bir ateş edilerek hayattan koparılıyor. Şimdi idam makamı tarafından bunların hepsinin Grant tarafından yapıldığı farz ediliyor zaten. Ve şöyle bir gerçek çıkıyor ortaya. Yaklaşık 4 saat boyunca Grant Cody'yi beklerken anne ve babasının bedeniyle aynı evde hiç rahatsız olmadan olduğu yerde duruyor. Daha sonra bunların hepsini Cody'nin yaptığını kurgulayabilmek için 4 tane boş kovan bırakıyor ortalığa. Ve bunlar zaten Cody'nin yanındaki tabancadan çıkan kovanlar. O yüzden direkt onun yaptığı düşünülecek diye sanıyor. Saat 23.32'de Grant kendi bilgisayarına bir flash bellek takıyor. Bu flash bellekte Sylvie'nin 600'e yakın fotoğraf ve videoları var. Bu belleği çalıştırmış. Daha sonrasında bu bellek Grant'in arabasındaki pantolonunun cebinde bulunuyor. Saat 23.39'da Grant'in bilgisayarına Cody'nin telefonu bağlanmaya çalışılıyor. Ama burada güvenlik adımları geçiremediği için telefonun güvenlik sistemi bloke oluyor. Kendini koruma moduna alıyor telefon. O yüzden yapılmak istenen işlem her neyse gerçekleştirilemiyor. Burada Grant'in Cody'nin telefondaki verileri silmek istediği düşünülüyor ama tam sebebini bilemiyoruz. Şimdi en çok tüylerimi ürperten şeylerden birine geleceğim. Saat gece 12.08'de bu sefer Chad'in bankacılık uygulamasına Chad'in telefonu üzerinden giriş yapılıyor. Ve bu giriş parmak izi okuması sayesinde gerçekleştiriliyor. Polisler Chad'in parmaklarını kontrol ettikleri zaman tüm parmaklara nazaran sağ elinin baş parmağında daha az kırmızı sıvı bulunduğunu fark ediyorlar. Yani Grant tüm bu olanlardan sonra babasının telefonunu alıp parmağını okutup onun bankacılık uygulamasına girmiş. Çok korkutucu ya. Saat 02.54'te Grant bilgisayarından Wi-Fi'ye bağlanıyor. Daha sonrasında önceden Sylvie ile konuştuğu siteden yeniden bir abonelik oluşturuyor. Bu abonelik için $600 ödüyor. Amacı tabii ki tekrar Sylvie ile görüşebilmek. Ama bununla ilgili net bir sonuç yok. Yani görüşmüş mü görüşmemiş mi hiçbir yerde bununla ilgili bir yazı yoktu. Ayrıca olay yerindeki garipliklerden biri de şu. Chad'in bir tabancası var. Ve olay anında tabanca kılıfla beraber beline bağlıymış. Chad sağ elini kullanıyor bir şey yaparken günlük hayatında. Ama tabanca kılıfı da yine sağ kalçasına asılmış. Bu çapraz bir kılıfmış. O yüzden eğer sağ elinizi kullanıyorsanız sol kalçanızda asılı durması gerekiyormuş bu kılıfın. Ayrıca bu zamana kadar hiçbir insan Chad'i kılıflı şekilde dışarıda gezerken, işten gelirken vesaire görmemiş. Yani Chad bunu zaten kullanmıyor. Bu da yine iddia makamına şunu düşündürmüş. Chad ve Cody arasında bir çatışma çıkmak üzereydi, bir tartışma çıkmak üzereydi. Birbirlerine tabanca doğrultacaklardı. Bundan kaynaklı Chad'in üzerinde bir kılıf vardı. Bunu kurgulamak istediği düşünülüyor. Yani olaydan sonra bilinçli şekilde bunun Chad'in beline, kalçasına asıldığı düşünülüyor. Ayrıca Chad ve Cody'nin olay anından sonra bulunduğu yerler değiştirilmiş. Bunların düşünülmesinin sebebi Chad başının arkasından vurulmuş ve vurulduğu alandan bakıldığı zaman yüzüstü yere düşmesi gerekiyor ama Chad bulunduğu zaman sırtüstü yatıyor. Cody'nin ise bedeninin altında iki tane kırmızı sıvı birikintisi var. Bunlardan birisi çok büyük bir birikinti, birisi diğerine göre çok çok küçük bir birikinti. Büyük olan Cody'nin ayak tarafında duruyor, küçük olan baş tarafında yani vurulduğu bölgede duruyor. İlk vurulduğu anda daha fazla zaten bir kırmızı sıvı akışı olacak. Bu yüzden Cody'nin normalde aşağıda yatarken yukarı doğru çekildiği, yani bulunduğu bölgeden yukarı doğru çekildiği, bu yüzden sıvı birikintisinin bu şekilde olması gerekenden yanlış yerlerde olduğu düşünülüyor. Yani olayın o bulunduğu şekilde gerçekleşmiş olması imkansız. Zaten ayaklarında herhangi bir yarası yok. Orada bir kırmızı sivri birikintisinin olması da mümkün değil. Tüm bunların dışında Grant her şeyi Cody'nin yaptığına ikna etmeye çalıştı. Yani kurguladığı her şeyi bunun üzerinden kurguladı. Ama Chad ve Margaret görece daha yakından ateş almışken Cody kendi kendine bunu yapmış olmasına rağmen Grant'in kurguladığı sahnede daha uzak bir mesafeden vurulmuş. Bu olaylar mahkemeye taşındığı zaman Cody ve Grant'in bir ortak arkadaşı geliyor. Blake Turpin. Blake şöyle bir şey anlatıyor. Olaydan 2 hafta kadar önce Cody ve Grant kendisine bilgisayar oyunu oynamak için gelmişler. Geldikleri zaman Grant bir noktada lavaboya gitmiş, uzun bir süre geçirmiş. Lavaboya gidebilmesi için Blake'in yatak odasının önünden geçmesi gerekiyormuş. Ve Blake'in orada bir dolabı var, dolabının içerisinde de tabancası var. Bu olaydan bir süre sonra Blake tabancasının yerinde olmadığını fark ediyor. Sık kullandığı bir şey olmadığı için bunu geç fark ediyor. Ve bunun üzerine hemen polislere bildirimde bulunuyor.
daha sonra da bu olayla bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Çünkü Grant her şeyi çalan bir insan artık. Muhtemelen o çalıp bu olayda kullanmış olabilir diyor. Ki olayda kullanılan marka model milimetreyle tamamen uyuşuyor verdiği marka model. Ama buna rağmen doğrulanamıyor. Doğrulanamama sebebi olayda kullanılan aletin hiçbir zaman bulunamamış olması. Mahkemede jüri yaklaşık 8 saatlik bir görüşme yapıyor ve bu 8 saatin sonunda Grant'ı suçlu buluyorlar. Kendisine idam veya ömür boyu hapis cezası verilebilir şartlı tahliye imkanı olmaksızın. İkinci seçenek gerçekleşiyor. Şartlı tahliye ömür boyu hapis cezası alıyor Grant. Ceza verilirken kardeşi Jason ağlayarak bir konuşma yapıyor. Ve bu konuşmasının sonunda artık aramızda olmasalar da Chad, Margaret ve Cody mükemmel insanlardı. Onlar sonsuza kadar yaşayacaklar. Herkesin bunu bilmesini istiyorum diyor. Ayrıca Cody'nin kız arkadaşı da yine mahkemede bir konuşma yapıyor. Cody'nin ailesine, arkadaşlarına, hastalarına çok önem verdiğini, onları çok sevdiğini, herkese elinden geldiğince yardımcı olduğunu ve tanıyıp tanıyabileceği en iyi insan olduğunu söylüyor. Cody hayatını kaybettiğinde 31 yaşında ve 31 yaşını hiçbir zaman geçemeyecek olması, kabullenmesi çok zor bir durum diyor. Son olarak Margaret olaydan önce atlara çok ilgi duyarmış. Özellikle çok sevdiği bir at varmış çiftliklerden birinde. Bu atın adı Lady. Lady daha öncesinde yarışlarda kullanılmış bir at ve çok hırpalanmış, çok zarar görmüş. Margaret elinden geldiğince ona destek olmaya, onun yanında olmaya ve sevgisini hissettirmeye çalışmış. Tüm boş zamanlarında Lady'yi ziyarete gidermiş. Ama Lady çok yaşlandığı ve artık güçsüz duruma düştüğü için bir süre sonra hayatını kaybetmiş. Margaret ondan sonra hiçbir atı Lady'nin yerine koymamış ama yine de çiftliğe gidip başka atlara da sevgi vermeye devam etmiş. Bu yüzden bu çiftlik Margaret da hayatını kaybettikten sonra Margaret ve Lady için ortak bir plaket yaptırıyor ve ikisinin de herkesin kalbinde sevgiyle sonsuza kadar yaşayacağını yazıyor. Evet, bilgi kısmı bu kadardı. Benim düşüncelerime gelecek olursak, davanın da başında dediğim gibi neden? Yani tüm bunlar neden? Bir saplantı yüzünden mi her şey? Gerçekten çok korkunç. İnsanın ailesinden daha değerli ne olabilir? Bu tarz aile içi konular beni daha çok böyle geriyor. Jason'ın yerinde olmak gerçekten çok zor. Onun yerinde olmayı herhalde hayal bile edemeyiz. Umarım akıl sağlığını koruyabilmiştir. Evet, sizler de yine düşüncelerinizi aşağıya benim için bırakabilirsiniz. Benim düşüncelerim dahil bahsedeceğim her şey bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.